nasıl geri dönler, onlarla birlikte yemeklerimizi alıyoruz, öyle yiyoruz. Odaya girdiğimizde odadan çıkarken ellerimizi sıkıyoruz, zaten yerde dezenfektanlar var. Onun dışında maskeyle dolaşıyoruz zaten. İşte böylesi tedbirlerle başlayacak Tokyo Olimpiyatları. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında dünya tekvando şampiyonu Nur Tatar da var. Tatar'ın mahalle baskısı nedeniyle sporda ilerlemesi kolay olmadı. Bir kız çocuğu hiç bacağını açıp tekme atar mıydı? Ama o müdahalesi bu baskılara rağmen ilk durdu ve tekvandodan vazgeçmedi. Daha önce olimpiyatlarda bir bronz ve bir de kuş madalya kazanan Nur Tatar'ın Tokyo hedefi bu kez Nur Tatar 1992'de Van'da doğdu. Ancak mahalle baskısı nedeniyle tekvandoda ilerlemesi kolay olmadı. Ama o ve ailesi kulaklarını bu tepkiyle sabretmemiz gerekecek. Özellikle uyuyamamız için diğer tavayantında aşılamanın da çok büyük etkisi var. Her aşılamayla birlikte yeni oluşacak mutasyonların önüne geçmiş olacağız. Hani vatandaşlarımızın özellikle aşı yaparken aşılamalarını neden önemli olduğunu düşündüklerinde hastaneye yatış oranlarını ciddi şekilde azaltıyor, yoğun bakımları azaltıyor. En önemlisi de mutasyonları engelliyor. Toplumsal bir bağışıklığa hep beraber katkı sağlamış olacağız. Çok teşekkür ederim. Vaka sayılarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Aslında aşılama sürecinin yeni bir dalgayı önlemesi bekleniyordu. Ancak biraz rehavet nedeniyle aşılama sürecinin de yavaşladığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık çözümü, sıkı tedbir ve aşıdan geçtiğini söylüyor. Tekrar hatırlatalım. Şey bile yok. İki doz aşısı tamamlanan sayısı şu anda 22 milyona yaklaştı ve aşı bağışıklığı. Başkent oldukça sıcak bir gün geçirdi. 42 derece olarak gösterdi termometreler sıcaktı ama hissedilen bunun çok daha üzerindeydi. 9 kilometrelik bir mesafenin bir hayvanın peşinden koştu. Onur Ali Teker bu sıcakta beyin kanaması geçirmiş olabileceği şüphesi üzerine duruyor ama adli tıp tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bunun da netleşmesi bekleniyor. Kırıkkale Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiydi. Sporcuydu. 1.90 boyundaydı. Tıp fakültesinde hayatta devam ederse şuradaki ellere bakar mısın? Ne yazık ki burada şu an için sebebini bilmediği bir şekilde yaşamını yitirdiği genç tıp fakültesi öğrencisi. Buradan şimdi bizi çıkartacak bir daha paralı yola gireceğiz. Evet, tamam. Ölümünün de şimdi Tokyo'ya uzanacağız. Yine çıkıyor muyuz? Olimpiyatların açılış töreni sadece bir saat kaldı. Bir saatten az bir zaman kaldı. 206 ülkeden 10.000'den fazla sporcu madalya için yarışacak. Şimdi heyecanın durumda olduğu o noktaya dönüyorum.